Evet, biliyorsunuz yapay zeka 1900 aşağı yukarı 80'lerde ortaya çıktıktan sonra hızla hayatımıza giren ve hızla hayatımızın birçok açısını değiştiren bir teknoloji oldu. Ve bu özelliği sebebiyle de epey ilgi tuttu. Bugün biraz daha böyle bir uygulayıcı arkadaşlar olarak bir oturum yapalım demiştik ama sanıyorum katılamadılar, bir şeyler oldu. Biraz daha şöyle yapacağız. Yani nedir, ne değildir kısmını biraz hızlı geçeceğiz. Ve aslında ülkemizde neler oluyor, nasıl inovasyonlar yapılabiliyor? Belki, evet, birileri olduğunu duymak çok güzel. Teşekkür ediyorum hepinize. Belki hani biraz ilham alabileceğimiz, en azından ülkemizde bir şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Onlara bakabileceğimiz 8-10 tane örnek üzerinden bir oturum yapalım istedim. Bunların içinde şimdiden söyleyeyim, iki tanesi benim kendi girişimim olacak. Bir kısmı yayında, bir kısmı değil ama hepsi tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlarımızın ya da işte girişimcilerimizin kurduğu işler ve yaptıkları inovasyonlar. Belki biraz daha konuya daha gerçekçi bir yaklaşıma vesile olur diye böyle planladım. Yapay zeka aslında yanlış kullanılan bir terim. Oradan başlamak galiba daha iyi olur. Yapay zeka henüz teknolojinin geldiği nokta itibariyle yok. Biz makine öğrenmesi uygulamalarına genel olarak yapay zeka diyoruz. Bu makine öğrenmesi bildiğimiz makine öğrenmesi olabilir, derin öğrenme olabilir, yapay sinir ağları öğrenmesi olabilir veya başka tip öğrenmeler var. Bunlar olabilir. Ama makine bir şey öğreniyorsa, bir model kuruyorsa, bu kurduğu matematiksel model üzerinden karar veriyorsa, biz buna artık makine öğrenmesi falan demiyoruz da yapay zeka diyoruz. Aslında yaptığımız bir model oluşturmak, Markov karar matrisi denen bir şeyi oluşturmak ve bu matris üzerinden bilgisayarın bir takım kararlar vermesini sağlamak. Bunu daha önce istatistiksel yöntemlerle yapıyorduk. İşte şöyleyse böyle yap, böyleyse böyle yap gibi daha mekanik yöntemlerle yapıyorduk. Şimdi daha sonra algoritmalarla yapmaya başladık. En sonunda da biraz daha kompleks modellerle yapmaya başladık. Geldiğimiz noktada artık bu modellerin çok da içine girmeden yapabildiğimiz için de uygulamalarda bir patlama görüyorsunuz. İşte chatbot denen bu işte insanla yazışan sistemlerinden çağrı merkezlerine kadar birçok yerde artık bilgisayarların size ne söyleyeceğine karar verebildiği, daha kompleks şeyleri anlayabildiği bir takım uygulamaları görüyorsunuz. İlk defa 2019 yılında eğitilen bir yapay zekanın patent başvurusu yaptığına tanık olduk. Bir mucit, bir bilgisayarı eğitmek suretiyle ona bir aslında buluş yaptırmış oldu ve bunun için bir patent başvurusu yaptı. İlginç olan şuydu, ilk defa bir patent başvurusuna bilgisayar adı yazılması, buluşu yapan olarak bilgisayarın belirtilmesi istendi. Önce Avrupa Patent Ofisi, sonra Amerika Patent Ofisi bunu reddetti. Ama hala bir takım işte işlemleri, hukuk tarafı sürüyor. Sonunu göreceğiz ama sanıyorum artık reddolduğu gibi işte bu eserlerin, yani bu sonuçta bir telif hakkına da konu aynı zamanda. Bunun telifi kimin olur gibi tartışmalar sürüyor ama ben oralara çok fazla değinmek ve girmek niyetinde değilim. Şimdilik biraz daha uygulamalarını konuşalım istiyorum. Bunlardan da biraz daha ülkemizde yapılan uygulamaları konuşalım istiyorum. Çünkü özellikle 2018, 19, 20'li yıllarla beraber birçok açık kaynak yazılımı ortaya çıktı ve bunlarla aslında yapay zeka uygulamaları yapmak çok da kolaylaştı. Elinizde bir veri seti varsa, bu veri setini düzenlediğiniz takdirde eğitebiliyorsanız, hızla bir uygulamayı karar verebilir hale getirebiliyorsunuz. Esas olarak işin çerçevesi bu.
Buradan çıktığınız zaman da tabii yeni bir alan olduğu için, yeni olanaklar sağladığı için de birçok imkana kapı açtı. Bu arada herhangi bir şey söylemek isteyenler galiba yayına bağlanamıyorlar. Ama chatten yazarsanız oraya sürekli bakıyorum. Böyle biraz karşılıklı konuşma gibi de gidebiliriz. Herhangi bir şey sormak, söylemek, katılmak isteyen olursa doğrudan yazabilir. Ya da işte bir şekilde bağlanabiliyorsa bağlanabilir. Biraz daha rahat bir oturum olsun istiyorum. Zaten saat de 8'e geliyor. Artık ofis oturumlarından ev oturumlarına geçelim istiyorum. İlk örneğim tabii ki kendi girişimim. Bir yorumda da yazan Hatırla. Hatırla bir yapay zeka temelli hediye asistanı. Biliyorsunuz özellikle erkekler eşlerine hediye almakta çok zorlanıyorlar. Hatırla sizin için hediye alacağınız kişilerin verdiğiniz kadarıyla verilerini işleyerek tam da onlara uygun hediyeler seçen ve bunları size otomatik olarak gönderen bir hediye asistanı yapay zeka temeliyle çalışıyor. Biz onu eğitiyoruz ve bu eğittiğimiz model doğrultusunda sizin için hediye alacağınız kişilerin sosyal medya kullanımlarını takip ederek o sosyal medya kullanımları doğrultusunda her özel gün için özel olarak seçilmiş bir hediyeyi, kişiye özel seçilmiş bir hediyeyi uygun bir zamanda size ulaştıran bir asistan. Bu yönüyle dünyada ilk daha önce kurumsal olarak yapan benzerleri var. Ama bireysel olarak işte eşinize, çocuğunuza, annenize, babanıza hediye almak istediğiniz zaman ona uygun hediye seçmeyi hedefleyen bizim bulabildiğimiz ilk hediye asistanı ve bunu bir yapay zeka modeliyle yapıyor. Bir diğer enteresan, bu arada Hatırla henüz yayında değil. Bakmak isteyen ve bulamayanlar yanlış bir şey yapmıyorlar. 1 Ağustos'ta yayında olacak. Bir alfa sürecine girecek ve devam edecek. Bir diğer yapay zeka uygulaması ülkemizden çıkan Dizer.io. Dizer aslında çok önemli bir işi üstleniyor. Ülkemiz için de çok gerçekten zor bir sektöre giriyor. Ve şantiyeler için bir iş sağlığı güvenliği uygulaması yapıyor. Bu iş sağlığı güvenliği uygulaması şunu esas alıyor. Şantiyenin belli yerlerine kameralar yerleştiriyorsunuz ve Dizer sizin için çalışanlar baretlerini çıkardılar mı? İş makinelerine gerekli mesafede duruyorlar mı? İşte güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanıyorlar mı? Olması gereken yerdeler mi? Evet. Ayşen Hanım baktık bulamadık yazmış. Evet, 1 Ağustos'ta yayında olacak. Henüz yayını almadık. Henüz eğitim sürecindeyiz. Dizer bunlara bakan bir uygulama ve bir şantiye yönetim sistemine doğru yapay zekayla gidiyor. Böyle bir şey yapılıyor. Bu daha ODTÜ Teknokent'te geliştirilmiş bir teknoloji. Diğer bir yapay zeka girişimi bahsetmek istediğim PatentPet. PatentPet'te biliyorsun ben patent vekili olarak başladım kariyerime ve biliyorsunuz patent yazmak, yazdırmak, patent başvurusu yapmak zor, uzun süren ve masraflı bir iş. PatentPet basitçe size şunu söylüyor. Biz ihtiyacınız olan bütün bilgiyi dijitalleştirdik. Sizin yazdıklarınızı bir yapay zeka aracılığıyla analiz ediyoruz ve buna göre size bir takım öneriler sunarak doğru bir şekilde patentinizi, patent dokümanınızı yazmanızı ve sonrasında da başvurunuzu kendiniz yapmanızı sağlıyoruz. Ve bunu çok uygun bir fiyatla yapıyoruz. Çünkü her şey dijital ve kendiniz süreci yönetmiş oluyorsunuz diyor. Ve bu yolla da aslında biraz bu hem ülkemizin patent sayılarını arttırmayı hem de patent başvurularının çoğunu büyük kuruluşların yaptığı bir tabloyu değiştirmeyi, bu konuyu biraz demokratize etmeyi hedefleyen bir girişim. Bu işte biri bir şey yazıyorsa ve siz bunu makineye anlatmaya çalışıyorsanız buna kabaca doğal dil işleme deniyor. NLP, Natural Language Processing'in çevirisi.
Güzel bir yapay zeka alanı. Çok hızlı ilerliyor bu ara. Özellikle İngilizcesi. Türkçe paketlere de çok üst üste patır patır geliyor. Bir diğer ülkemizden yapay zeka uygulayıcısı Zenovision. Zenovision yaşlılar, çocuklar ve toplu bulunulan yerler için görüntü işleme yoluyla yine yapay zeka kullanarak acil durum tespit ediyor. Düşme, çarpma, yaralanma vesaire gibi durumları hızlı bir şekilde tespit ediyor. Bunu yaparken çok enteresan bir teknoloji kullanıyor. Sitelerine girmenizi mutlaka öneririm. Chat'e de yazmaya çalışıyorum. Ama yazamadım galiba. Yok, yazamıyorum. X Mide Ankara Vision insanın iskelet sistemini görüntülerden yapay zeka ile modelleyerek bir acil durum tespit monitörü yapıyor. Bu özellikle işte tek başına kalan yaşlı insanlar için veya işte bir çocuk oyun alanları için veya toplu bulunan binlerce kişinin bulunduğu stadyumda biri bayılırsa nasıl tespit edeceksiniz gibi sorunları çözmek için kullanılıyor. Böyle bir teknoloji geliştirdi arkadaşlar. Bu da Ankara'da ODTÜ Teknokent'te yapılan bir iş. Bir diğer yapay zeka uygulamamız Adafa. Bu arkadaşlar çok önemli bir iş yapıyorlar. Biliyorsunuz yeni doğanlar için çok tehlikeli bir dönem var. Ani bebek ölüm sendromu denen bir şey var. Ve bu Adafa bunu tespit etmeye odaklanıyor. Yine kamera görüntülerinden bir takım işlemler yaparak yeni doğanları izliyor ve pozisyonlarını algılıyor. Uygunsuz bir pozisyondalarsa bunu tespit ederek doğrudan bir uyarı tıbbi ekiplere doğrudan bir uyarı oluşturmayı amaçlıyor. Bunlar şimdilik böyle. Bu doğal dil işleme konusunun çok hareketli olduğunu söylemiştim. Bu konuda enteresan bir girişim daha var Türkiye'de. İçinizde belki hukuk işleriyle uğraşan arkadaşlar varsa Adalet Hanım diye bir yapay zeka girişimi ülkemizden çıktı. Bu girişim de aslında içtihat ve mevzuat aramayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu anlamda şimdiye kadarki içtihatları, mevzuatları bir yere tarayıp bu mevzuatlar arasından doğrudan sizin sorununuzu tespit edip onun içtihatını bulmayı amaçlayan bir hukuk girişimi. Gördüğünüz gibi aslında tıp, hukuk vesaire vesaire alanlarda bir sürü ülkemizden böyle girişimler çıkıyor. Hatta öyle ki son örneğim Foster Insight. Foster Insight kendisi aslında bir ürün yapmıyor. Diğer yapay zeka girişimleri için doğal dil işleme desteği veriyor. Ve servis, yani software as a service mantığıyla data science as a service hizmeti veriyor. Özellikle startuplar için verisiyle uğraşmak isteyenler, veri bilimi yapmak isteyen küçük ve büyük ölçekli işletmeler için dışarıdan böyle bir destek veriyor. Ve bunun karşılığında da doğrudan çok da aslında iyi raporlar ve veri setleri oluşturuyor. Yani anlamlandırmak istediğiniz bir veriniz varsa, bu veriyi makineye nasıl öğretiriz vesaire diye düşünüyorsanız, bu işi yapan firmalar dahi ülkemizde var ve kuruluyor. Tabii yapay zeka aslında şu açıdan da bizim için çok avantajlı. Özellikle çok hızlı ürün çıkarılabildiği, artık çok hızlı ürün çıkarılabildiği için saf bir yazılım alanı olduğu için, yani bir robota ve bir şeye, hani cihaza entegre etmenize
gerek olmadığı için, bir kameradan veri alıp, bir yerden veri alıp bunu işleyebildiğiniz için ülkemizde de genellikle işte inovasyon bütçeleri düşük olduğu için çok bizim sevdiğimiz bir alan oldu. Biraz hani işin belki matematiği vesaire çok kolay değil ama sonuçta çok tutulan Türkiye'deki girişimcilerin ve işte inovasyon yapmak isteyenlerin çok hızla benimsediği ve sevdiği bir alan olarak öne çıktı. En az iki ziyaretçisi hazır demişsiniz. Sanıyorum hatırla için mi dediniz? Çok teşekkür ederim. Bekleriz tabii. 1 Ağustos'ta yayındayız. Hatırla.com.tr'de hatırladı. Her ikisi de yayında olacak. Sağlıkta teşhise yönelik bir örnek var mı? Sağlıkta teşhise yönelik bir örnek benim bildiğim kadarıyla ülkemizde yok. Yurt dışı örnekleri var. Ülkemizde olmamasının evet, çok teşekkürler. Ülkemizde olmamasının çok basit bir sebebi var. Çünkü biz çok küçük bütçelerle inovasyon yapan, çok küçük girişimcilik bütçeleri olan startuplarız. Hepimiz öyleyiz. İşte en büyük bütçe alan 50 bin euro gibi bir para alabiliyor. Oysa sağlıkta teşhise yönelik örnek üretmek için, teşhise yönelik bir yapay zeka girişimi kurmak için yıllarca dayanmanız gerekiyor. Çünkü o konunun lisans, işte izin, ruhsat vesaire süreçleri çok uzun. Uzun olduğu için de o yola dayanmak bizim için çok zor. Çok meşakkatli bir yol gerçekten o. Yani teşhisi yapmak o kadar belki zor olmayabilir. Çok hani çok bilmiyorum o konuyu ama teşhisi yapmaktan ziyade o işin bürokrasisiyle uğraşmak gerçekten çok zor ve çok pahalı, çok uzun süren işler. Bizim o kadar bütçelerimiz yok. Yani biz en fazla işte 6 ay içinde ürünü çıkarıp hemen pazara atmak zorundayız ki oradan gelecek parayla ayakta kalabilelim en azından. İşte sabah da konuşuldu, yani Türkiye'de girişimcilik daha ziyade devlet tarafından fonlanıyor. Ve işte fon büyüklükleri az çok belli. Kuruluştaki fon büyüklüğü 200 bin lira, sonraki fon büyüklüğü ortalama proje başına 300 bin lira. Bu paralarla öyle teşhis vesaire yapmak mümkün değil. Yapsanız bile dediğim gibi işte onu gidip işte sağlık bak klinik testler yaptırmak, ona izin almak, ruhsat almak vesaire vesaire hiç mümkün değil. Ancak bunun şöyle bir arka yolu olabiliyor. O da zaten bize düşmüyor. Akıllı saatlerle bir takım teşhisler yapılabiliyor. Bu akıllı saatlerle yapılan teşhislerde de genellikle akıllı saati üreten firmalar zaten bu pazarı kaplıyorlar. İşte bir Apple Watch takalım, işte o bizim kan şekerimizi ölçsün gibi daha primitif noktada bir takım teşhisler var. Ama ben yapay zeka ile teşhis yapan yani ülkemizden çıkan bir startup örneği duymadım. Umarım duyarız ama bu işler umarım değişir. Diyelim tabii ama çok da yakın zamanda olacak gibi görünmüyor. Şimdilik tablo az çok böyle. Bu konuda TRAI diye bir platform var. İsteyenler buradan ülkemizde neler oluyor, neler bitiyor bakabilirler. Bu güzel bir şey. Yani ülkemizdeki yapay zeka şirketlerini benim bildiğim en iyi toplayan tabloyu yapıyorlar. İşte makine öğrenmesi, öngörü, görüntü işleme, optimizasyon vesaire her konuda ülkemizde neler olup bittiğini aslında derleyip toparlıyorlar. Son olarak da belki bunu anlatabilirim. Yani yapay zekanın çok kabaca 10 uygulama alanı var. Bir tanesi doğrudan makine öğrenmesi yapmak. Yani ben yapay zeka, bu şu demek oluyor. Ben yapay zekacıyım. Siz ne öğrenmek istiyorsanız, neyi
yapay zekayı uygulamak istiyorsanız ben uygularım şirketleri var. Aşağı yukarı ülkemizde böyle 25-30 tane şirket var. Evet, Ayşen Hanım hemen linki çete yazmış. Teşekkürler. Bu grup birincisi. Sonra bu verileri kullanarak bir takım öngörüler yapma işi var. Bu öngörüler artık yani neye ihtiyaç varsa o olabilir. Ama çok iyi bir örneği bunların Agrimetre. Agrimetre ülkemizin de çok ihtiyacı olan bir şey yapıyor. Tarım verilerini kullanarak yapay zeka ile tahminler yapıyor. Bir öngörüde bulunabilirsiniz. Bir takım şeyleri optimize edebilirsiniz. Genellikle rota optimizasyonu en bilinen örneği. Biraz önce söylediğim doğal dil işleme uygulamaları yapabilirsiniz. Bu ülkemizde çok hızla artıyor çünkü biz insanla konuşmayı çok seven bir ülkeyiz. İnsanla konuşur gibi bilgisayarla konuşma uygulamaları yapılıyor. Akıllı platformlar yapanlar var. Bunlar bir takım donanımlar için akıllı platformlar yapıyorlar. Arama motoru ve işte arama motoru, arama asistanı gibi şeyler yapanlar var. Bunun aslında bir örneği biraz zorlarsanız cimri dahi sayılabilir. Onlar da hani siz bir şey aldığınız zaman size bir takım öneriler getiriyorlar. Örnek olarak verdiğim mesela Adalet Hanım bu kategoriye girer. Mevzuat içinde, içtihat içinde bir arama yapmanızı sağlıyor. Chatbot ve diyalog grubu var. Bunlar da adı üstünde chatbot yapıyorlar. Ülkemizde otonom araç çalışanlar var. Ve en büyük grupta tabii ki görüntü işlemeciler. Çünkü biz kamera kullanmayı seven bir kamera teknolojisini çok hızlı absorbe etmiş bir yapıya sahibiz. Aşağı yukarı her yerde kamera var veya koymaya çok hazırız. Bu yüzden de görüntü işleme startupları da epey sayıca fazla. Şimdilik tablo böyle. Çetede bakıyorum başka bir şey var mı diye. Yani yaptığımız işler çoğunlukla böyle işler. Biz daha çok ülke olarak yapay zekanın uygulama tarafında yer alan, daha inovatif tarafında yer almaya çalışan bir ülkeyiz. Bu yapay zeka teknolojilerini geliştiren ülkelerden biri olamadığımız çok açık. Yani o belki başka bir konuşmanın konusu olabilir. Yani niye öyle olmadı vesaire. Olabilir miydi, olamaz mıydı da tartışılabilir ama olmadı sonuçta. Dolayısıyla biz de teknolojiyi alıp uygulayıp ondan bir ürün çıkaran bir yapıda daha ziyade çalışan inovasyonlar yapıyoruz. Savunma sanayi de buna dahil, diğer sektörlerde de buna dahil. Biz de buna, ben kendim de böyle yapıyorum. Özellikle belki burada şunu da söylemek fayda olabilir. Yani bu inovasyonu yaparken büyük şirketlerin de çok girmek istemediği bir alan yapay zeka. Çünkü çok özelleştirilmiş bir takım yetenekler gerektiriyor. Yani büyük bankalar dahi bu işleri yaparken genellikle dışarıdan hizmet almayı ya da kendi içlerine çok özel ekipler kurarak hani otonom ekipler tercih ettiler. Bu da aslında girişimciler için iyi bir alan ve fırsat oluşturuyor. Benim söyleyeceklerim şimdilik galiba bu kadar. Eğer sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey varsa chat'e yazabilirsiniz. Oradan okuyabilirim. Onun dışında sanıyorum Oğuz Hocam gelmiyor, gelemiyor. Katılamıyor. Buradan hareketle de şu anki şeyimiz bu. Durumumuz bu.
Genellikle ülkemizde yapılan inovasyonların da yapıları böyle. Bizim de yapmaya çalıştığımız işler bunlar. Özellikle hatırlayla ilgili iki ziyaretçiniz hazır. Yorumu için ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle şeyler gerçekten insanın moralini yerine getiriyor. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Ayşen Hocam. Ayrıca link için de teşekkür ederim. Ben bir şeyden yazamadım. Galiba teknik bir sorun oldu. Evet, şimdi yazabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim LinkedIn profilim burada olacak. Herhangi bir şekilde irtibat kurmak isteyenler olursa bu konuda yardımcı olabildiğim kadar seve seve olurum. Her zaman iletişim kurabiliriz. Sanıyorum Melih Hocam çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sanıyorum artık oturumu sonlandırabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Keyifli bir etkinlik diliyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.